Merhaba herkese, T24 seyircileri, izleyicileri. Şimdi günlerdir Ayasofya'yı konuşuyoruz. Ayasofya bir müzeydi, ibadete açıldı. Beraberinde de siyasi bir tartışma başladı. Neden şimdi? Böyle mi olmalıydı? Nasıl olmalıydı? Bu tartışma devam ediyor. Ayasofya'yı konuşurken aslında Türkiye'de onlarca, yüzlerce kültürel mirasımız var, kültür varlıklarımız var ya da kültürel mirasa sahip çıkmamız gereken alanlar var. Bunları pek fazla konuşmuyoruz. Tartışmayı Ayasofya üzerinden, daha çok ibadet, din, inanç üzerinden yürütüyoruz. Oysa Türkiye'de devlet envanterine kayıtlı pek çok tarihi eser var, tablolar var, sanatçıların eserleri var. Osmanlı dönemine ya da Cumhuriyet dönemine ait pek çok değerli eser var. Şimdi bu konulardan bir tanesi, gündemin arasına sıkışıp kalsın istemedik, aslında son derece önemli, o da Ankara Resim Heykel Müzesi'ndeki eserler. 4 yıldır bir dava sürüyor ve bu davada ne noktaya gelindi? Konuşmak istiyorum. CHP Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Murat Emir'le birlikte o bize hem eserlerin akıbetini hem de süren davanın ayrıntılarını aktaracak. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi belki seyircilerimiz, takipçilerimiz unutmuşlardır şu yoğun gündemin arasında. Bir hatırlatır mısınız? Bu Ankara Resim Heykel Müzesi, oradaki eserlerin ne olup ne olmadığı, nereden çıktıydı bu mesele? Şöyle, aslında bu meselenin biraz eskisi var, geriye gidiyor. 2006 yılında bir sayım yapılıyor ve bir envanter çıkartılıyor. Ama 2009 yılında bir güvenlik görevlisi, sonradan anlıyoruz ki satamadığı 3 tabloyu yerine koymaya çalışırken Resim Heykel Müzesi'nin bahçesinde yakalanıyor ve bunun üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Ama oradan anlıyoruz ki aslında bu kişi defalarca ve 100'e yakın tabloyu çıkartmış, İstanbul'a götürmüş, aracılar bulmuş, aracılar vasıtasıyla müzayedelere çıkılmış, satılmış ve 250 milyon dolarlık bir rant elde edilmiş. Yani böyle bir tablo var. Şimdi bunun üzerine bir soruşturma açılmış. Bakanlıkta idari bir soruşturma açılmış. Ama doğru düzgün bir işlem yapılmamış. Bu kişi hakkında görevden uzaklaştırma cezası verilmiş. Ama yargı harekete geçmemiş. Daha önemlisi müzede ne kadar resim var, ne kadarı kayıp, bir doğru dürüst bir sonuca ulaşmamış. Defalarca teftiş kurulları kurulmuş. Özellikle Bakan Ertuğrul Günay döneminde. Bu teftiş kurulları çalışmışlar, bakmışlar ve en sonunda demişler ki 302 eser kayıp. Şimdi bu 302 eser nerede? Kayıp. Evet, 302 eserin kayıp olduğu 2009 yılında, 2010 yılında, 11 yılındaki Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun raporları ile sabit. Ama bu 302 eser nerede diye bir işlem yapılmış mı? Yapılmamış. Ve orada bir güvenlik görevlisine bütün suç atılıp o da görevden uzaklaştırılınca, yaklaşık 1,5 yıllık bir ceza alınca, iş sürüncemeye bırakıldığını fark edince bir gizli tanık 2012 yılında Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş. Daha öncesinde de bakanı aramış, müsteşarı aramış, genel müdürü aramış, onlarla toplantılar yapılmış. Demiş ki bakın burada büyük bir yolsuzluk var. İşte İstanbul'da şuralarda satıyorlar. Bu aslında bir çete. Ama oradan da bir sonuç çıkaramamış. Yani burası çok önemli. Yani peki, o zamanın bakın. Arada araya girip bir soru sorayım. Bu eserlerin ne olduğunu biliyor muyuz? Yani kimlere ait resim ya da heykel? Biliyoruz. Kimlere ait tabii eserler? Bunlar resimler. Bir kısmı yağlı boya, bir kısmı kara kalem. Bedri Rahmiye, Hikmet Onat'a, birçok Cumhuriyet dönemi ve yakın Osmanlı dönemine ait son derece değerli tablolar bunlar. Ve hala bu daha sonraki süreç 58'i için yürüyor ama şu anda hala 61'i hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani aslında olay hala birçok açıdan karanlık ve aydınlatılmaya ihtiyaç duyan bir durumda. Dilerseniz oradan devam edeyim. Şimdi bu tanık bakanlığı harekete geçiremeyince, yani bakanlık bürokrasisi, bakan da başta olmak üzere bu eserlerin nerede olduğuna, nerede satıldığına dönük bir hamle yapmayınca
bu kişi en sonunda Cumhuriyet Savcılığına gidiyor 2012 yılında. Bütün bildiklerini anlatıyor. İstanbul'da aracılar var, simsarlar var. Onlar aracılığıyla müzayedelerde satılıyor. 300 bin, 500 bin dolara satılan tablolar var. Sonrasında Cumhuriyet Savcılığı harekete geçiyor. Cumhuriyet Savcılığı harekete geçiyor ama yine doğru dürüst delillerin üzerine gitmiyorlar. Doğru dürüst bir iddianame hazırlanmıyor. Ve en sonunda 2016 yılında, bakın 2016 yılında yeni bir soruşturma açılıyor ve Cumhuriyet Savcılığı yeni bir iddianame ile 19 sanık hakkında dava açıyor. Bu 19 sanıktan 3 tanesi Resim Heykel Müzesi'nde görev yapan, birisi işte güvenlik görevlisi, diğeri bir uzman, diğeri de genel müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı. Yani 3 alt düzey çalışan ve 16 tane de İstanbul'da bu işlere aracılık eden vesaire kişiler hakkında nitelikli zimmet, suç örgütü kurmak veya suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla davalar açılıyor. Şimdi iddianameye baktığınız zaman aslında bütün şeyi, bütün olayın vehametini görüyorsunuz. Sanık diyor ki, özellikle o tabloları asıl çalıp götüren ve satışına aracılık eden kişi. Sonra da zaten bu kişinin şüpheli ölümü söz konusu. İntihar etmiş görünüyor ama aslında intihar etmediğine, bir cinayete kurban gittiğine dönük de doğrusu kaygılar da var. Bu kişi bir yıl boyunca Resim Heykel Müzesi'nin kameraları çalışmadı. Ben bu olanaktan yararlanarak bu tabloları oradan çıkarabildim diyor. Mesela Resim Heykel Müzesi'nin kayıtları sadece, video kayıtları sadece 6 gün kaydedebiliyormuş. Bu da son derece ilginç. Diyor ki sayım yapılmazdı diyor. Yani sayım yapmazsanız belirli aralıklarla hangi tablo doğru, hangi tabloya kopya, hangi tablo eksik bunu bilmeniz mümkün değil. Yine o müdür yardımcısı sanık diyor ki bakanlıktan, genel müdürlükten gelirlerdi, depoya girerlerdi. Ben onların hakları olmadığını söylerdim ama kimse beni dinlemez. Hatta ben şikayet ettim müsteşara diyor o sırada. Bakıyorsunuz çok daha garip bir şey var. Bir sanat eserinin müzayedede satılabilmesi için İl Kültür Müdürlüğü'nden ve Kültür Bakanlığı'ndan onay alınması gerekiyor. Ve bu eserler İstanbul'da müzayedede satılırken Kültür Bakanlığı hepsine bir defa, hatta bir kısmına iki defa onay vermiş. Yani satabilirsiniz demiş. Yani olayın vehametini düşünebiliyor musunuz? Bir bakanlık düşünün, müzenizdeki resimlerin envanterini bilmiyorsunuz. Saymamışsınız, sayamıyorsunuz. Çalıntı miktarını bilmiyorsunuz. Hangilerinin çalındığını size söylüyorlar. İşte mesela biz bunu yıllardır gündeme taşıyoruz. Biz söylüyoruz ve buna rağmen bir taraftan müzede eksik bu. Bunu bulalım diye harekete geçmişken aynı zamanda bakanlık bu eseri müzayedede satabilirsiniz diye de onay veriyor bir veya iki kez. Yani böylesine aslında yani görevi ihmalden aslında nitelikli zimmete uzanabilecek son derece bize göre ağır suçlar söz konusu ve burada üst düzey bürokratların başta bakan olmak üzere görevini yapmayanların, göz yumanların, hatta belki de ortak olanların ağır sorumluluğu söz konusu. Bu olayların geçtiği hangi dönemi kapsıyor? Yani hangi bakanların dönemleri ya da hangi yıllar arasında, ya kimi sorumlu tutmalıyız? Evet. Daha doğru, şöyle, daha açık direkt sorayım. Aslına bakarsanız daha Ertuğrul Günay'dan önceki bakan Atilla Koç biliyorsunuz uyumasıyla gündeme gelirdi. Yine uyumuş. Çünkü o sayım yaptırmamış ve sayımda eksik bulunca da onun üstüne gitmemiş doğru dürüst. Sonra Ertuğrul Günay'a bu tanık gitmiş, anlatmış, görüşmüş ama yine etkili bir soruşturma yürütülmediği için, üstü kapandığı için onun da ihmali var. Ama sonraki bakanlar, Ömer Çelik'ten başlayarak son derece sorumlular bu durumda. Ve işin ilginç tarafı, mesela o zamanın müsteşarı İsmet Yılmaz, daha sonra bakan meclis başkanı yapıldı. O zamanın Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ayşenur İslam, sonra bakan oldu biliyorsunuz. Yani burada bir siyasi sorumluluk var ve üst düzey bürokratların aslında görevini açıkça ihmal etmesi söz konusu. Ama burada görüyoruz ki maalesef hiçbir iş yapılmamış ve ölen bir güvenlik görevlisi, iki tane alt düzey memur
Ve bunlara da onun dışında da Bu İstanbul'daki aracılara açılan bir dava var. şimdi iki sorum var. Birincisi, bu güvenlik görevlisinin ölümü şüpheli dediniz, değil mi? Evet. Yani bunu kanıtlayacak deliller var mı? Yani şüpheli olduğuna nereden bu sonuca varıyoruz? Şöyle şüphe diyoruz zaten. Çünkü bu bir intihar. Bu kişi 2009 yılında bahçede yakalandıktan sonra hüküm giymiş. Mahkemede de diyor ki yani 2018'deki mahkemesinde ben zaten bu suçtan yargılandım, hüküm giydim. Hüküm şu anda yargıtay aşamasında. Dolayısıyla ben suçsuzum diyor. Zaten daha doğrusu suçum var ama ben suçumun cezasını çektim diyor. Şimdi böyle bir kişinin hele de böyle hırsız nitelikli bir kişinin aslında intihar eğilimli olabileceğini ben bir hekim olarak doğrusu çok ihtimal vermem. En azından intihar her biri intiharda bir şüphe duymak gerekir. Bakın mahkeme süreci öyle ki 2016'da açılıyor, 2020 yılındayız. Hala tanıklar dinlenmemiş tam olarak. Ya burada da önemli bir sorun var. 4 yıl geçmiş, hala Tanıklar dinlenmemiş. tanıklar dinlenmemiş. Bir sanık daha ölüyor. Bu arada ve bir tanık daha ölüyor. Yani yargısal süreç de sürüncemeye bırakılmış durumda maalesef. Şunu sormak istedim. Gerçekten şimdi sizin anlattıklarınıza bakınca, bu güzel bir Netflix dizisi ya da iyi Evet. bir şey, nedir adı, hırsızlık üzerinden polisiye dizi olur. Siz aracılardan bahsettiniz. İstanbul diyoruz ama İstanbul'da olması illa da bunu alan, satan, ticaretini yapanların Türk olduğu anlamına gelmiyor. İstanbul'a getiriyorlar ve İstanbul üzerinden belki başka ülke. Tabii. Bununla ilgili bir iş sürdünüz mü? Yani bu uluslararası pazara çıkan, ucu oralara varan bir ticaret zinciri mi ya da işte alım satım zinciri mi? Yoksa İstanbul'daki çeşitli ailelere, çeşitli müzayede kurumlarına giden, varan, ucu oraya varan bir zincir mi? Şöyle şu ana kadar yurt dışına gittiğine dönük bir somut bulgumuz olmadı ama gitmiş olabilir çünkü 58 tablo şu anda ele geçirilmiş durumda ama 61 tablo hala belirsiz. Yani 61 tablo ile ilgili ne yapıldı, başka bir süreç var mı yok mu bilmiyoruz. Muhtemelen de yok zaten. Şunu Kaldı ki diyebilir bu miyiz satılan... Murat Bey? Şu anda manşetimiz şu olabilir mi? Ankara Resim Heykel Müzesi'nin 61 tablosu kayıp Tabii, ve kesinlikle. tanıklar bile dinlenmemiş durumda, satışlarına da müze göz yumuyor. Göz yumuyor, Bunu bakanlık onay veriyor. bakanlık Bakanlık olay onayı veriyor. ile. Tabii Tamam. bakanlık onayı olmaksızın müzayede söz konusu değil. Ve bu tablolar aslında çok bildiğimiz ailelere de yani İstanbul'da Türk burjuvazisinin diyeyim ulaştığı, satın aldığı tablolar ama aslında alanların yani son alıcıların bir suçu olmayabilir, masum olabilirler. Çünkü bilmek durumunda değiller. Normal bir müzayedeye giriyorlar paralarıyla Ve ve veriyorlar. bakanlığın onayladığı kataloğa bakarak bir sanat eseri satın alıyorlar. Burada bir onlar açısından bir yanlış görünmüyor ama burada bakanlık bunu yapıyor. Mesela bir ilginç nokta daha söyleyeyim. O da şaşırtıcı olabilir. Şimdi bu tablolar çalınıyor. Yerine sahtelerini koymak lazım. Sahtelerini de Ayvazovski Müzesi'nden, yurt dışından yaptırıyorlar bu kopya uzmanlarına. Ve Türkiye'deki sertifikasyon uzmanlarına da 500 dolar karşılığında her bir sertifikasyon için sertifikalar oluşturuyorlar. Sahte sertifikalar ve orijinalidir diye tekrar müzeye koyuyorlar. Ve onlar da şu anda tanık durumunda, sanık durumunda bu davada yargılanıyorlar. Aslında yani bu size bir soru değil, daha çok bir yorum, belki siz de buna eklemek istersiniz. Bu benim uzun zamandır kafamı da kurcalayan bir şey. Biliyorsunuz yurt dışı temsilciliklerimizde gerek Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul'daki saraylardan ya da konaklardan, köşklerden çıkarılmış çok sayıda değerli eser var, halı var, tablolar var, koleksiyonlar var ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerine bunlar gönderilmiş. Yani hakikaten büyükelçiliklerimizde işte çok değerli tablolar, çok değerli ressamların tabloları, gümüşler, o dönem Yıldız Porselen'in ürettiği, şimdi artık imkanı yok, üretilemeyecek olan porselenler, halılar Osmanlı dönemine ait 1700-1800 tarihli, neredeyse o kadar eski
İslam Sanatları Müzesi'ne girecek nitelikte ya nedir hem halılar ama aynı zamanda hat sanatına ait eserlerin olduğu koleksiyonlar var. Bunlar zamanında büyükelçiler göreve başlarken üzerlerini alırlar, imza karşılığında tek tek sayımları yapılır. Görevleri bitiminde de tekrar imza karşılığında tek tek sayımları yaparak Dışişleri Bakanlığı'na ve devletin müfettişlerine ve gelen özellikle Ankara'dan gelenlere devredilirdi. Devletin envanteri böyle yürürdü. Ben mesela sorguluyorum, acaba son yıllarda gerek yurt dışı temsilciliklerde ya da başbakanlıkta, meclis başkanlığının konutunda, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık konutunda, Çankaya Köşkü'nde, diğer müzelerde, Dolmabahçe'de, saraylarda, milli saraylarda bu tip envanter çalışmaları yapılıyor mu? Mesela şimdi siyasi atamalar var, eskisi gibi kariyer diplomatları değil büyükelçi, pek çok büyükelçilikte artık siyasi atamalar büyükelçi pozisyonunda. Ne oluyor sizce bu eserler? Şöyle, tabii devletin her tarafından aslında çürüdüğünü, geleneklerinin yok edildiğini ve büyük bir dağınıklık ve savrulma içerisinde olduğunu biliyoruz. Somut olarak elçiliklerde, dışişlerinde, devlet kurumlarında böyle sayımlar yapılıyor mu? Doğrusu bilmiyorum ama çok iyi bildiğim bir şey söyleyeyim. Bu mahkeme kayıtlarında da var. Kültür Bakanlığı'nda sayım yapılmıyor. Yapılmıyor. Yani daha önceki 2000 yıldan önce yapılan sayımlar da yapılmıyor. Envanter çalışmaları yapılmıyor. Ve zaten sanıklar diyorlar ki biz bu envanter çalışmasının yapılmamasından yararlandık diyorlar. Ve defalarca oluşan komisyonlar da nihayetinde buluyorlar ki 302 eser kayıp. Ve bu 302 eserin nerelerde olduğunu dahi araştıracak bir durumları yok. Dolayısıyla neresinden baksanız aslında büyük bir başıboşluk yani... En masum ifade başıboşluk olur ama burada her türlü suistimali açık bir süreç yaşanmış. Hala bakın biz ısrarla soruyoruz. Hala Resim Heykel Müzesi'nde sayım yapılıyor mu? En son sayım ne zaman yapıldı? Mesela şu anda tadilat da ne zaman bitecek tadilat? Hiçbir bilgi yok. Muhtemeldir ki kendileri de bilmiyorlar. Şimdi sadece mesela, hatırlayacaksınız Radikal Gazetesi hayattayken. Çok önemli manşetlerinden bir tanesiydi. İlber Ortaylı'dan sonra atanan Topkapı Müdürü çok değerli bir tahtı yağmurda yanındaki çalışanlarına taşıtırırken görüntülenmişti. Bir yerden makam odasına götürülüyor. Normalde Topkapı'nın en değerli parçalarından biri olması gerekirken. Şimdi biliyoruz ki Topkapı Sarayı'nın müze bölümünün, saray bölümünün deposunda çok sayıda henüz sergilenmeyen eserler var. Bazıları restorasyon bekliyor. Bazıları işte müzecilik nedeniyle, yani yer olmadığı için. Mesela bütün bunlar, biraz önce söylediğim gibi bütün müzeler, yurt dışı temsilcilikler, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık konutları eskisinden bahsediyorum. Bunlarla ilgili siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak soru önergesi verseniz, sorularınıza cevap alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz. Zaten verdik. Yani somut olayla ilgili olarak da verdik. Yine alamadık. Biz araştırma önergesi de verdik. Mecliste, yani bunu aslında en çok el koyması gereken meclis. Çünkü bunlar hepsi milli değerlerimiz ve biliyorsunuz birçok işte milli saraylar vesaire meclise bağlıdır. Dolayısıyla meclisin bir araştırma ile, çünkü geniş yetkileri olur meclis araştırma komisyonlarının, bunu yapabilmesi mümkündür, harekete geçirmesi mümkündür. En azından ne durumdayız? Yani şu andaki resmi çekip buradan eksiğimiz nereler? Hangileri kayıp? Hangileri nerede? Şimdi mesela bir ifade geliyor, tabloların bir kısmı dışişlerinde. Tamam ama dışişlerinde olduğunu, hangisinin hangi bölümünde sergilendiğini veya depolandığını biliyor olmamız gerekmez mi? Ama devlet evet. Bunu bilmiyor. Buradaki yanlışlık burada. Mesela bir şey daha dosyadan paylaşayım size. Bu intihar eden ve çalarken yakalanan şahıs aslında Ayasofya'da da, siz de girişte Ayasofya'da atıp yaptınız. Ayasofya'da bilet görevlisi ve orada bir çete kurmuşlar. Ve oradaki bilet paralarını zimmetlerine geçiriyorlarmış. Ve bu nedenle bir kademe durdurma cezası almış. Ve bunun üstüne de gelmiş Resim Heykel Müzesi'nde bekçiliğe başlamış. Şimdi mesela zamanın müze müdürü ile, ben sadece dosyadan söylüyorum iddianameden, olağanın dışında ve o astüs ilişkisinin çok üstünde bir ilişkisi var. Hatta alacak verecek ilişkisine dahi girmiş. Mesela bir anahtar müze müdürünün olması gerekirken bu kişi ikinci anahtarı temin etmiş. Veya müze müdürünün
anahtarını almış. Savcılık diyor ki burada ihmal var diyor ama o kişi hakkında da ihmalden soruşturma açılmamış. Yani bir el müsteşarı, bakanı, üst düzey genel müdürleri koruyor ve olayın üstüne hep örtmeye çalışmış. Biz üste gittikçe ortaya çıkıyor. Oysa aslında müzenin, genel müdürlüğün, resim heykel müzesinin, bakanlığın kaç eseri kayıp, kaç eseri nerede, kaç eseri ele geçirildi, kaç eser için hala arama çalışmaları yapılıyor, kaçının sahtesi konmuş, onlar için ne yapılmış, bunu aslında şeffaf bir biçimde hepimize paylaşması gerekir. Ama aslında bu suçluluk duygusuyla ve örtme telaşıyla yapılan böyle kulağın üstüne yatma olarak değerlendiriyoruz. O 62 idi değil mi kayıp olan resim? 61 mi 62? Evet. 62. 62 resim Katar, hiç Doha, bilmiyorum. Modern Sanatlar ya da resim müzesinden çıkmasın? Çıkabilir. Yani Katar'a gitmiş olabilir, doğru söylüyorsunuz. Çünkü orayla ilişkiler daha sıcak. Şimdi Rusya'da gitti, her yere gitmiş olabilir. Şunu sormak istiyorum. Hı. Aslında İslam sanatları, yani zamanında da hatırlayalım, İznik Çinleri, pek çok caminin. Şimdi bu Ayasofya'daki biletçiyi söylediniz mesela. Belki de bütün o oradaki ikonalar, çeşitli mozaik parçaları. Biliyoruz ki Türkiye'deki pek çok eser zamanında kaçırıldı, götürüldü. İşte yurt dışındaki müzelerden sürekli eser iadesi istiyoruz. Zamanında da aslında sahip çıkılmamış, hala da sahip çıkılmıyor. Marmaray çalışmaları sırasında 3-5 tane çanak çömlek açıklamasında duyduk sonuçta millet olarak. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım zaten var. Peki siz bundan sonrası için ne yapabilirsiniz? Yani tamam, iddianame ortada, işte tanıklar bir türlü dinlenemiyor, son derece ciddi bir iddianame var, eserler yok. Hani şimdi belki seyircilerimiz diyor ki ya bu kadar sorun arasında, işsizlik bu halde, ekonomik sorunlar bu halde, yani bunu mu konuşuyorsunuz? Ama bu da çok önemli çünkü bu hepimizin milli ortak mirası. Bundan sonrası için ne yapılabilir, ne yapabilirsiniz? Şimdi dediğiniz gibi bunlar bizim ortak mirasımız, milli değerlerimiz, hepimizin değerleri. Ve bu önemli bir nokta ama ortada bu işin mali boyutu 58 tablo için söylenen savcılığın söylediği rakam 250 milyon dolar. Dolayısıyla son derece de büyük bir ekonomik değerden bahsediyoruz. Şimdi bizim yapacağımız şey şu. Bir defa yargısal sürecin hızlanması lazım. Orada bir yargılama yapılıyor ve biz yargılamanın adil, bağımsız, herhangi bir etki altında kalmaksızın yapılmasından yanayız. Dolayısıyla mahkeme sürecine etki etmek gibi bir niyetimiz yok. O sürecin etkili, hızlı biçimde ilerlemesi lazım. Bize de o anlamda biz bu davaları takip edeceğiz. Bir defa o bilinsin, mahkemelere, duruşmalara katılacağız. Bu bir. İkincisi, meclisin buna el koyması lazım. Yani burada aslında birileri korunuyor, birileri göz yummuş, birileri muhtemelen menfaat elde etmiş. Ya ben bunları kendim de söylemiyorum, savcılığın iddianamesinde var bu. Dolayısıyla bunun genişletilmesi lazım. Özellikle sorumluluk taşıyan kişilerin neden görevlerini ihmal ettiklerine dönük mutlaka bir idari ve adli sürecin başlatılması lazım. Ve özellikle de bu 61 tablonun ne olduğunun, nasıl arandığının, aranıp aranmadığının mutlaka bizimle paylaşılması lazım. Tabii kamuoyuyla da. Murat Bey çok teşekkürler. Önemli bir konuya değindiniz. Hazır Ayasofya gündemdeyken, tartışılırken bunu önemli. Hakikaten hatırlayacaksınız. Uğur Dündar bir süre önce, zannediyorum yanılmıyorsam Uğur Dündar'dı. Zihnim beni yanıltmıyorsa eğer. Dolmabahçe Sarayı'nın su basmış depolarındaki tarihi eserlere, mobilyalara, Dolmabahçe'ye ait pek çok halı, mobilya, gerçekten hepsi biraz sanat eseri niteliğindeki eşyalara dikkati çekmişti. Genelde bütün devletin envanterinde bir sorun var. Bu da bence üstüne gidilmesi gereken konu. Ben şahsen mesela Prag Büyükelçiliğimizdeki resimler ne durumda merak ediyorum. Değil mi? Ha evet, değil mi? Yani çikolata kutuları söz konusu olunca tabii gösterilen zaafın böyle tablolar söz konusu olduğunda da gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim ben. Yine müfettiş raporlarından söylüyorum. Özellikle sayımlar sırasında, diyorlar ki tadilat sırasında o galeriler boyanmış, boyanırken tablolar yerlerde, depolara olması gerektiği gibi kaldırılmamış, her isteyenin, işçilerin girip çıkabileceği ortamda bulunuyorlarmış. Yani aslında o sizin saydığınız Dolmabahçe'deki o içler acısı görüntüler aynı şekilde Resim Heykel Müzesi'nde de yaşanmış müfettiş raporlarıyla sabit.
Belki bu konuda Ömer Çelik de ve mevcut şu andaki Kültür Bakanı da bir açıklama yapmak isterler. Sonuçta yakın zamanda İstanbul'da da bir resim heykel müzesi açılacak ve bunun için de gerçekten büyük bir bina restore ediliyor. Elbette ki bütün bakanlar illa da bu işten sorumlu değildir, sorumludur diyemeyiz ya da bütün bürokratlar ya da müze genel müdürleri ama sonuçta sizin de anlattığınız gibi bir zincirleme iş ve kim ne biliyorsa anlatması gerekiyor. İstanbul'daki müze açılmadan önce Ankara'daki müzedeki eserler ne oldu ortaya çıkmalı en azından Kültür ve Turizm Bakanı. Şu andaki mevcut bakan bu konularda çünkü anladı yani özellikle en başta biraz daha hassas davrandı işte Türkiye'deki eserlerin korunması, tanıtımının yapılması konusunda ondan bir açıklama gelmesi önemli olacaktır. Murat Bey çok teşekkür ediyorum geldiğiniz katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim size. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de sayın seyirciler. YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.